Ergündüler, Alev Topu Türkiye'de ülkesine uzak, topraklarına sırtını dönmüş bir dünya zavallı vardır. Hem bilmezler, hem bilmediklerini bilmezler, hem de öğrenmezler. Türkiye içinde yaşanan can yakıcı bütün olayların beyni ve emir vericisi dışarısıdır. Bazılarının anlamak istemediği dış güçlerdir bunlar. İçeride Türk ismiyle görürsün, Türk vatandaşıdır da, ancak yaptığı işin sonucunu toplayan dışarısıdır. Ülkeyi kavuran yangınların çıkmasından bir gün önce ülkede acı verici olayların yaşanacağını yazdım. Tatildeyken bile bunu görmek zor değildi. Dün de altını kabaca çizdiğim garip gelişmeler yaşandı. Kimse üzerinde durmadı. Ben de dışarısı sevinmesin diye yazmadım. Resmen devleti tehdit ediyorlardı. Bizler ne yapıyoruz peki? Suriyelilerden bıktık, usandık, şimdi de Afganlar geliyor. Mecbur muyuz bunları çekmeye, bunlarla aynı çatı altında yaşamak istemiyoruz diye isyan ediyoruz. Tek tek gidelim. Türkiye'ye savaş açıldığını görerek ilerleyelim. Konu yine Türkiye'nin konumuyla ilgili. Hatırlarsınız, Erdoğan başbakandı. Başkan Obama ile iyi bir diyalogları vardı. Erdoğan ne zaman Amerika'ya gitse, Beyaz Saray'ın önüne gelse anında bir terör saldırısı olur ve askerlerimiz şehit edilirdi. Mesela Tokat Reşadiye saldırısı tam böyle bir olaydır. 7 askerimizin şehit edildiği planlı bir pusudur. Örnek çoktur. Sık sık yazdığım gibi Türkiye, Amerika, İngiltere, Avrupa arasında çekiştirilen bir ülkedir. Değerli ve önemli olduğu için her eksen yanında görmek ister. Türkiye Amerika'ya yanaştığı zaman diğer iki eksen kendini hissettirir. Hiç şaşmaz. Biz bunu son yıllarda PKK olarak gördük. Ancak karar veren ve uygulatan dışarısıdır. Üç gündür devam eden ve başka başka yerlerde baş gösteren orman yangınları da dış saldırıdır. Türkiye'nin aldığı, alacağı kararları değiştirmek isteyenler var. Elinde ateşle gelen bunlar. Biden seçildi geldi. İlk önemli zirve Çin'le Alaska'da yapıldı. Sonra G7 ve Putin'le. NATO zirvesinde Erdoğan'la da görüştü. Gerçekçi olarak baktığımızda Amerika'nın dünyada rakibi yok. Hiçbir şekilde yok. Ancak onlar dünya sistemini kontrol ettiler ve bunu devam ettirmek niyetindeler. Sorun da bu. Buna itiraz edenler var. Avrupa ile Çin ilk iki sırada. Türkiye'de kendi politikalarını izlediği için iki ara bir dere durumuyla karşılaştı. Libya'ya giden gemimizin Alman Fırkateyni tarafından durdurulması, Suriye'de saldırıya uğramamız, Tunus'ta darbenin gerçekleşmesi, Afganların Türkiye'ye yönelmesi, Amerika'nın Dede Ağaç'ta yüzlerce tank ve ağır silah indirmesi, YPG'ye gözle görülür yardımın devam etmesi, Kabil Havaalanı'nın Türk askerine bırakılacak olması gibi pek çok önemli olay peş peşe geldi. Erdoğan'ın Kıbrıs'a gidip özellikle Avrupa'ya Kıbrıs üzerinden tokat atması son derece önemliydi. Zaten yangınlara bakarsanız Akdeniz'i ve Kıbrıs'ı uzaktan gören koordinatlardır. Devam. Trump Hindistan'a gitti, köprüleri kurdu mu? Kurdu. Biden geldi, kaldığı yerden gaza bastı. Bizdeki ayrılık yoktu onlarda. Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Jen Şankar'la görüştü. Masadaki ana konu Çin'di. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da Çin'de olacaktı. Bunlar planlanırken önemli bir adım atıldı. Amerika 7. filosu bölgeye gönderildi. Amerika Deniz Kuvvetleri içindeki en önemli güç olan biteni denizden izleyecekti. 7. filoda en az 20 bin denizci, 70'ten fazla gemi, 200'e yakında uçak bulunmaktaydı. Amerika egemenliğini korumak için Asya Pasifik'te bayrak gösteriyordu. Bütün bu olanlar arasında Türkiye'nin rolü ve kullanacağı koordinat önemliydi. Çin'le mi, Avrupa'yla mı, İngiltere'yle mi yoksa Amerika'yla mı olacaktı? Ankara, Çin'le yakın ve sıcak temasları sürdürüyordu. Bu sır da değildi. Hatta Uygur Türkleri için ara bozulmasın diye sessiz kaldığı da oluyordu. Ancak Meral Akşener'in paylaşımlarından sonra Çin Büyükelçiliği, Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır karşılığı verdi. Büyükelçi Liu Shobin dışişlerine çağrıldı. Bu az önemde bir şey değildi not ettiğim kritik olaylardandı. Derken zaman aktı geçti. Türk askeri Kabil'e aldı. Bu adım üzerine de çok sayıda Afgan genci yollara düştü. Türkiye'nin yolunu tuttu. İçeride tepki birden çoğaldı. Acaba gelenler Afgan özel kuvvetleri miydi? Bu gençler kaçıyormuş görüntüsü altında gelip eğitim alıp geri mi gidecekti? Türkiye İpek yolunda önemli bir merkeze mi oturuyordu diye sormadan edemedim. Haliyle bu adımlar Eksen değiştirmek olarak algılandı ve dışarısı düğmeye bastı ve alevlerle üzerimize geldi. Pek çok noktadan saldırarak ormanlarımızı ateşe verdiler. Bunu gördüğüm için de önümüzdeki günler önemli. Çok dikkat etmeliyiz diye not düştüm. 11 Eylül 2 kule saldırılarıyla başlayıp koronavirüsle devam eden oyunun sonlarına doğru gidiyoruz. Türkiye'de son yıllardaki tutumunu değiştiriyor gibi. Olay bu. İzleyelim görelim. Ergündiler takvim. Yusuf Alabarda, Hokkabaz, Tunus'ta sahne aldı. Cezayir basınının uzun bir süreden beri dillendirdiği ve Tunus'u takip eden araştırmacıların yakından takip ettiği konu geldi ve gerçekliğini dayattı. Tunus'ta halkın seçtiği parlamentonun kapısına darbeciler kilit vurdu. Hem Türkiye'den hem de dışarıdan darbeye gelen tepkiler bizleri yine hiç şaşırtmadı ve darbeye darbe diyemeyenleri ibretle bir kez daha görme şansımız oldu. Bu vesileyle bir kez daha anladık ki Türkiye'de demokrasi hala evde tek oyun değil. Şartlar ve zemin el verdiğinde ağızlarından demokrasi kelimesini düşürmeyenlerin her türden darbenin şerefine kadeh kaldırmaya hazır olduğunu unutmamak gerekiyor. Tunus'ta Arap Baharı'nın tabutuna son çivi çakılıyor. Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Boazizi'nin 17 Aralık 2010 tarihinde kendini yakmasıyla başlayan Arap Baharı önce tüm coğrafyada Arap kışına döndürüldü ve şimdi de direndiği Tunus'ta toprağa bir daha çıkmamak üzere gömülmeye çalışılıyor. Bu konuyla ilgili olarak Tunuslu gazeteci Murat Tayeb ile bir görüşme gerçekleştirdim. Tunus'ta sahaya sürülen darbenin gerekçesi neydi? parlamentonun fesi, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tüm yetkilerinin tek elde toplanması neyle izah edilebilir? Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in parlamentoyu fes ya da dondurduğu konusu da net değil. Said önce parlamentoyu dondurduğunu söyledi ise de sonra bunun sadece bir ayla sınırlı olduğunu belirtti, daha sonra bu sürenin birkaç günle sınırlı olacağını söyledi. Şimdi de sadece yeni yasaların çıkmasına engel koyduğunu söylüyor. Bu da gösteriyor ki Tunus içinden ve dışından gelen baskılar Said'in kararlarını etkiliyor. Said'in yapmaya çalıştığı darbenin anayasal hiçbir zemini yok. Tunus Anayasası bu şekilde bir müdahaleciliğe asla izin vermiyor ama Said ve destekçileri tıpkı Sisi'nin Mısır'da yaptığı gibi Tunus'u korumanın ve kollamanın anayasanın çiğnenmesinden daha önemli olduğunu söylüyorlar. Tüm algılar buna göre ayarlanıyor. Tunus'u korumak ve kollamak. Tunus'ta bir seçim yapılması gündemde mi? Kays Said bu şartlarda bir seçime gider mi? Seçim sistemi değişmediği takdirde yapılacak seçimler tereddütsüz aynı sonuçları üretir. Bunu Kays Said de biliyor. O yüzden aynı şartlarda tekrardan bir seçim yapılacağını zannetmiyorum. Ama şunu belirtmek isterim ki Kays Said'in düşünce yapısı ve felsefesi demokratik seçimlerden ve demokrasiden yana değil. Said Tunus'u tek başına seçimler olmadan yönetmek istiyor. Peki bize söyler misin sokaklarda Kaysaid'e destek verenler kimler? Ne adına Kaysaid'in bu darbesini savunabiliyorlar? Dışarıda kutlama yapanların hiçbirisinin Kaysaid ya da darbe ile ilgileri yok. Onların kutladığı yegane husus Ennahda hareketinin hükümetteki rolünün elinden alınması. Bu çok basit bir Tunus gerçeği. Daha düne kadar Tunus'un içine düştüğü ekonomik kaos ve zorluklar gazetelerde her gün manşetten verilirken... İki günden bu yana sanki Tunus'ta her şey değişmiş ve hiçbir sorun kalmamış gibi. Bu göstericiler açısından Tunus'un ekonomisi dahil hiçbir husus problem değil. Ennahda hükümetten düşürülsün, isterse Tunus ekonomisi perişan olsun. Eski diktatör Bin Ali geri gelse yine umurlarında değil. Yeter ki Gannuşi ve Ennahda hükümette ve parlamentoda olmasın. Demokratik hiçbir kaygısı olmayan insanlar. Oysa darbe başarılı olur da, Tunus karışırsa, Cezayir ve Libya'da sınırları kapatırsa, asıl ekonomik sıkıntılar o zaman başlayacak. Mesela turizm Tunus açısından son derece değerli bir gelir kapısı ve bu olaylardan sonra Tunus tüm turizm gelirlerini yitirmiş olacak. Ufukta gördüğüm bir diğer hususta şudur. Darbeye destek verenlerin tamamı tek bir grup değil. Birleştikleri yegane konu ennahta hareketi üzerine besledikleri nefret. Lakin tamamının farklı ajandaları ve hedefleri mevcut ve darbe başarılı olursa, ajandaları doğrultusunda kendi içlerinde kavga etmekten de asla geri durmayacaklar. Hazır konu açılmışken sormak isterim. Hem Gannuşi hem de eski Tunus Cumhurbaşkanı Monsef Marzuki, darbeye giden yolun kilometre taşlarının Birleşik Arap Emirlikleri medyasınca döşendiğini ısrarla dile getirdiler. Tunus'ta Birleşik Arap Emirlikleri tarafından beslenen bir medya mevcut mu gerçekten? Şunu söyleyebilirim. Tunus'ta yabancı ülkelerden fonlanan medya ve burada kalem oynatan, fonlanma uzmanı diyebileceğimiz sözde gazeteciler mevcut. Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı 2011 yılından bu yana Arap Baharı başarısız olsun diye kesintisiz gazetecileri, medyayı, bazı parlamenterleri ve STK'ları fonlamaktalar. Tunus'ta sokağa çıkma yasağı sadece darbe karşıtları için geçerli. Kays, kendine destek verenlerle sokak ve meydanlarda buluşabiliyor. Hatta kurgusal bir şekilde onlarca basın ve yayın organı varken kendisine uzanan yegane mikrofon Birleşik Arap Emirlikleri'nin medyası olan El Arabiya televizyonu. Her şey artık Tunus'ta çok açık. Tunuslu gazeteci ve araştırmacı Murat Teyeb yaptığım röportajın devamını yeni gelişmelerle birlikte yeni yazımda paylaşmaya devam edeceğim. Lakin ben röportaj esnasında Murat Teyeb'in anlattığı Tunus'u değil de Türkiye'yi anlatan bir gazeteciyi dinler gibiydim. Hep yazdığım konuyu bir daha yazmak istiyorum. Hokkabaz'ın çantasındaki tavşanlar rengarenk. Her seferinde yeni bir senaryo ortaya koyuyor sanıyoruz. Oysa hokkabazın farklı renkteki tavşanları yeni bir şey gibi çantasından çıkarmak dışında ortaya koyabileceği bir numarası yok. Yusuf Alabar da Türkiye.